Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Haziran Pazar Adana Yeşiloba yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Adana'da 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Gündüz İstanbul'da da 10 koşulu bir program var. Gerçi ilk yayına vereceğim program haliyle İstanbul olacak. Çünkü gündüz ilk yarış olduğu için. Güzel bir program var. Tabii güzel diyoruz. Çok güzel paralar veriyor haliyle. Sürprizlerin bol bol olduğu yerler. Görüyorsunuz bir kişi biliyor, iki kişi biliyor. Hani en azından bu birkaç hafta da olsa bu şekilde gidecek arkadaşlar. Çünkü ben hatırladığım kadarıyla bu kadar ara hiç verilmedi. Çünkü bu ara yurt dışı yarışlarını da gördük. Hani Fransa'da, Almanya'da da gördük. Ters etkileniyor safkanlar. Çünkü yarış istiyorlar. Yani böyle bir boşluklar olduğu zaman da ters oluyor. Haliyle de devreye diğer safkanlar giriyor. Bazı at sahipleri riske girmek istemiyor. En azından bir koşsun bakalım diyorlar. Çünkü yarış severin ne oynadığı kimsenin umurunda değil. Herkes kendi durumuna bakıyor. O yüzden olan yarış severler oluyor. İşte benim de anlatmak istediğim olay bu. Mümkün olduğunca kadar oynayacaksanız bile ufak tefek bir iştiraklarda bulunun. Yani zevkinizi bir köreltin yani. O hesaba göre gidin. En azından tatmin olun yani. Ama tabii şans çok ister bu oyunlarda gerçekten şansınızın hani bilginin dışında bence şu anda ağırlık olarak şans bence ön planda. Allah yardımcımız olsun ne diyelim artık şimdi Allah'a kattık ya bir arkadaşımız da dinden bahsediyor işte kumara Allah'a katarsın diye. Neyse artık biz de Müslümanız sonuçta hepimiz Müslümanız. Yani bunun gerçi bütün dünya Allah'a tapıyor. Yani bunun inkar edecek bir şeyimiz yok. Ama böyle tip insanlar bence Allah'a pek tapmıyorlar. Neyse arkadaşlar biz fazla konumuzu aşmayalım. Katıl tuşuna bir Mehmet abimiz var. Mehmet Bey ısrarla söylüyor. Ya diyor 5 TL'yi kaldır bari diyor. En azından bir 10 TL olsun ki yani bir işe fayda olsun diyor. Çünkü şu anda üye olanların çoğu zaten 5 TL'ye girdi. İşte birkaç kişi 10-15-40 TL'lik iştiraklarda bulundular sağ olsunlar. Tabii haliyle şu anda sayımız çok az. Baya baya az hem de. Yani benim tahminlerimin bayağı altında oldu. İşte yani karşılar mı bizi? Zor biraz. Çünkü şu anda hemen hemen limitin üstüne çıkmadım. Çünkü zaten YouTube'da %30'unu kesintiye uğratacak. Yani oradan elde de bir şey kalmayacak. Ben en azından bayağı bir rağbet olur diye düşündüm ama en azından bizim insanlarımız gerçi Allah razı olsun yine yardım edenler destek olanlar çok var da isteyenler de çok ama işte bu konularda biraz banka işlerinden de herhalde korkanlar var kartlarda sıkıntı yaşayanlar var işte telefonda sıkıntı yaşayanlar var yalnız benim anlayamadığım nokta şu var geçen gün sadece üyelere özel yaptım birkaç arkadaşımız giremedi artık nasıl giremedi ben de anlayamadım. Üye olduğunuz Gmail'e girerseniz bence sıkıntı olmaz. Büyük ihtimalle ondan kaynaklı olabilir. Çünkü herkesin bazı insanların yani benim dahil birkaç tane Gmail hesabım var. Yani şimdi diyelim ki Ali Fatma ile Gmail'de üyelik yaparsınız ama Ayşe Kadir'le girmeye çalışırsanız olmuyor. Ondan sonra işte sıkıntılar yaşıyor. Yani Gmail ile girdiğiniz Gmail ile bence girmeniz lazım. Bilmiyorum. Kaynak hata oradan mı acaba değil mi? Onu da ben de bilmiyorum. Çünkü bunu en azından bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Çünkü sadece üyelere geçen gün yaptım. Ben eve yetiştim. Çünkü yarışlar başlıyordu. Giremeyen üyeler vardı. Haliyle ben de açmak zorunda kaldım. Son yarım saat hatta 15 dakika mı ne vardı? İkinci altılı ganyanın başlamasına. Artık yapabilecek bir şey yoktu. Çünkü ben iş yerinden telefonla çünkü bunu yapamıyorum. Çünkü telefon istemiyor. İlla bilgisayardan girmen lazım. Evde de bilgisayar var. Gerçi benim bilgisayar çok güzel. Artık bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor ama işte uğraştırıyor. En azından bir saat beni uğraştırıyor açmak için. Çünkü çok sıkıntı. Gerçi bir sağ olsun bir kardeşimiz uğraştı, yaptı. En azından bir pozisyona getirdi. İşte bir tane düzgün bir tane ikinci el arıyorum ben de. Bulabilsem güzel bir hesapla artık ne yapacaksın? Almak zorundayım çünkü işlemiyor bu. Bir de ekranın ortasında İki tane pardon iki tane değil ben üç olmuş şimdi. İki tane böyle büyük büyük siyahlar var şimdi. Atı oradan ismini okuyamıyorum. Öbür taraftan jokeyi okuyamıyorum. Yani bayağı bir zorluk yaşıyoruz. Ne yapacaksınız artık bu şekilde idare edeceğiz diye katlanıyoruz artık. Arkadaşlar yine katıl tuşuna bekliyorum sizi. Artık 5 TL'yi ben iptal edemiyorum. Ha şöyle iptal olma durumu var.
Arkadaşlara en azından YouTube'dan hemen az önce de baktım. Üyelerinizi diyor uyarın diyor 5 TL'likten 10 TL'ye geçiş yapsınlar diye. Çünkü bir sonraki ayda 10 TL'ye geçerse eğer 5 TL'lik üyelik sıfıra düşerse diyor. O zaman diyor silme şansınız olabilir diyor. Ama diyor şimdi şu anda üye varken diyor silemezsiniz diyor. Ben de arkadaşlara söylüyorum. Eğer 5 TL'ye üye olan arkadaşlar bir sonraki ayda ödeme zamanı geldiği zaman 10 TL'ye geçiş yaparsanız en azından şu 5 TL'yi kaldırayım en azından. Çünkü öteki kanallara bakıyorum. 25 TL, 50 TL beni ilgilendirmez. İsterse 100 TL girsinler de sayımız çok az. Şu anda inanın hiçbir şeyi karşılayacak durumda değilim. İnşallah sıkıntılar da yaşamayız diye düşünüyorum. Gelin neyse yarışlara girelim arkadaşlar. Bugün artık biz normal şartlara göre bir çalışmamızı yaptık. En azından performanslara göre, galoplara göre artık üstündeki jokeylere, pisti durumuna göre bir tahminlerde bulunduk. İnşallah işte bizi tekrardan yanıltmazlar. Bu Adana yarışları da bakalım nasıl geçecek. Buradan da bir herhalde bir devirlik altılı çıkar mı? Yoksa bizim tahminlerimize göre mi gelir? İnşallah bakacağız, göreceğiz artık. Yani biz hemen konuya girelim. Birinci koşudan itibaren başlayalım arkadaşlar. Startımızı verelim. Bu 17-15'ten itibaren 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 1300 metrelik çim yarışında 12 safkan var arkadaşlar burada. Benim burada öncelikli olarak çalışmalarını çok beğendiğim bir 5 nolu Canım Çiğnem ve 6 nolu Temiz Kaan biraz çalışmalarda farklılıklar gösterdiği için ben bu iki safkanı biraz ayırdım ön gruptan, diğer gruptan. 5 ve 6 öncelikli olarak kuponlara yazalım arkadaşlar. Normal kuponlar için bence bu 5 ve 6 hazırlıklarına göre yeterli gözüküyor. Geniş at yazmak isterseniz çünkü haliyle bu Araplar da ters yarışta çıkabiliyor. Ekseren bu çim yarışlarında. O zaman 1 nolu Pirsus Ayhan Kurşun ile 2 nolu İdealist Mustafa Kemal Kumbasarı ile ve son olarak da 4 nolu Alderamin'de yazılması gereken diğer isimler. 5-6 bende ilk etapta öncelikli yazılması gereken isimler. Daha sonra 1, 2 ve 4 nolu safkanları da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir Divine Knight koşusuna geldiğimizde 1000 metrelik çim yarışında Divine Knight gerçekten Japonya'dan gelen bir güzel bir aygır. Bayağı da iyi taylar verdi. Gazlık kazanan taylar verdi hem de. Yani güzel aygırın ama son tabii kaybettik bu safkanı. İşte onun adına düzenlenen bu koşuda çünkü şartlı bir yarışlarda genelde aygırların üzerine koşturuyor. Tabii dişi yarışlarda dişi kısraklarının üzerine en azından önemli geçmiş atların üzerine yazıldığı için onların adına koşuluyor en azından. Bu 1000 metrelik çim yarışta bakalım neler olabilir. 7 ve 9 nolu safkanlar da öncelikli olarak söyleyeyim ekürü. Benim burada çalışmalarda biraz daha hız kazandıran iyi hazırlıkları olan 10 nolu Prenses Hira bir Perfecto temsilcisi Ali Cem Binizetoğlu ile ben ilk safkan olarak öneririm arkadaşlar. Daha sonra yine iyi hazırlıklarla gelen 11 nolu Topçu Hanım. Bu safkanda küçük çelik, junior çelik artık öyle diyelim. Start alacak olan bu safkanda fena olmayan işlere sahip. Bence ikinci safkan olarak yazalım. Yalnız işin garip tarafı işte 11'i genelde hep Müslüm Çelik çalıştırmış. O 9'a binmiş. 9 Yonaguska tayları da genelde kum performansı biraz ağır basan isimler ama gerçi anne Regina da bir çimci bir attı. Demek ki belki anne kanatını biraz ağırlık taşıdıysa zaten Karamazı sahipleri Karamazlar da yani yılların atçısı yani işin bilen bir insanlar. Ama dediğim gibi anne Regina da bir bin ajrat temsilcisi. Bu safkanın çim ağırlıklı olduğu için de herhalde büyük ihtimalle 9 nolu Macao'da biraz çime daha yönelik olmuş. O yüzden ben 3. safkan olarak da 9 nolu Macao'yu önereceğim. Ve son olarak da 2 nolu Boldomero bir inversion temsilcisi olan bu safkanda Emrah Sincan'la yazılması gereken diğer isim olur. 10, 11, 9 ve 2 nolu safkanlar benim ikinci koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşta İngiliz'in şartlı 4 1700 metrelik çim koşusunda buraya da baktığım zaman 14 safkan kalabalık bir yarışta var. Ama ben burayı bir risk alacağım. Hazırlıklarını çok beğendim. Zaten kalite bir isim olan 2 nolu Demirbüken Mehmet Akyavuz'da ben banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu safkan en azından hazırlıkları bayağı tatminkar hoşuma gitti. Grup da uygun. En azından sürekli koştuğu sert grup yok. Bugün bence dişine göre uygun rakipler arasında Mehmet Akyavuz'da kazanmasını bekliyorum. Bu Luxor'un güzel atını, tayını diyelim artık. At eminim ayıp olmasın. Gerçi at da hani Luxor'un tayı diyelim. İki nolu safkan tek arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde aynı zamanda ikinci altılı gran yanında başlangıç ayında yine bir şartlı bir yarışla başlıyoruz. İki yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim yarışında. Burada da
5 ve 11 nolu safkanlarda ekürü. Burada çalışmalara göre en azından 3 nolu zibidi, öyle okunuyor zibidi. Tolga Yıldız da bence ilk şanslı isim, bir Wind River Wind temsilcisi olan bu safkan hazırlıkları ben çok hoşuma gitti. Uzun süreli çalışmaların hakkını bence bugün verir. Ama bu safkanı ben çok ciddi bir rakip gördüm. En azından bir Cirit tırtayı olan Uğur Temur'la koşacak olan Altınoğlu Feodora. Bence bu üçün en ciddi rakibi konumunda olan bir isim. 3 ve 6 bence bu gruptan biraz daha ön planda olduğu için ben ilk planda 3 ve 6'nın yazılması taraftarıyım arkadaşlar. 3-6 yazacağız normal kuponlara. Eğer tay yarışı at yazmak isteyenlere de öncelikli olarak bir 11 nolu Serpeş'e ekürü avantajı da var. N Demir artık N Demir Nihat Demir mi artık onu, neyse. Daha sonra 2 nolu Kurtuluş'un bir hakim temsilcisi Ali Kaçmaz ile kuponlara ilave etmemizde fayda var arkadaşlar. Ama dediğim gibi 3-6 öncelik, daha sonra 11 ve 2 nolu safkanlar arkadaşlar. Günün 5. kursuna geldiğimizde ikinci ayak, altılı ganyanın ikinci ayağına 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 1300 metrelik çim kursunda yine kalabalık 15 safkan var burada da arkadaşlar. Benim buraya biraz kalabalık tutmakta fayda var. Çünkü birbirini geçecek performansa sahip safkanlar bayağı var. Yani her türlü sonucun çıkabileceği bir ayak bence. Yani burada bir 1 lira ganyan da gelebilir. 80-90 lira ganyan da gelebilir. Çünkü öyle bir grup görüntüsü var. Ama biz burada en azından biraz birkaç tanesini ayıklayabildik. Ben öncelikli olarak bir 9 nolu Temuçin, bir bankroll temsilcisi olan bu safkan Burhan Kılınç'la ben iyi hazırlıklarla bu safkanı ön planda tutuyorum. 9 nolu Temuçin'i. Daha sonra 2 nolu Holosko, yine çok iyi hazırlıklarla gelen bu safkanda İsmail Katar'la yazılması gereken bir diğer isim. Daha sonra grubun kalite bir kısrağı olan ama bayağıdır koşmayan, 231 gün gibi bayağı bir arası olan ama kalite bir isim 1 nolu Sesil Hanım. Daha sonra 4 nolu Haley, Doktor Fong temsilcisi Harun Çanakçı ile start alacak olan bu safkan da hazırlıkta fena değil. Sürpriz yapabilir arkadaşlar. Ve son olarak da 3 nolu Alata, Emrah Sincan'la yazılması gereken diğer isimler. 9, 2, 1, 4, 3 nolu safkanlar. Bu 5 safkanı bence ayrım yapmadan kuponlara ilave edelim arkadaşlar. Günün 6. kursuna geldiğimizde bir açık tendürek, klasik bir tendürek yarışı. Genelde bu tendüre kazanlar Gazi kazanır diyorlardı. Yani bayağı Gazi kazanan atlar da buradan çıktı, yani bu yarıştan çıktı. Ama tabii bugün jokeylerin çoğu İstanbul'da arkadaşlar. Baş jokeyler, çünkü baba yarışlar hepsi İstanbul'da bugün. Bu tendüre fazla şey yapmamışlar, önemsemeden. O yüzden bu tendürek 1800 metrelik çim yarışında biz kimleri yazacağız arkadaşlar? Öncelikli olarak 15 safkan var. Kalabalık, bayağı bir kalabalık yarış. Tabii burada haliyle her türlü sonucu da çıkacağı bir yarış. Çünkü pek birbirini kanıtlamamış safkanlar burada. Artık bu yarışta sivrilen atları yavaş yavaş da olsa göreceğiz. Ama ben burada en azından bir Serdar Adalı'ya ait 3 nolu Grande Aquala, Müslüm Çelik'le ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Hazırlık olarak tatminkar işlere sahip, bence iyi bir isim. Kumaşı iyi bir isim yani. 3 nolu Grande Aquala'yı ilk safkan olarak kuponlara yazalım. 1 nolu Ateşeli, bir Kurtel arasından bir safkan. Mücahit Bayır'la yine performans olarak fena değil. Bu safkanı da kuponlara yazacağız. Daha sonra 7 nolu Only the Brave, bir Toruk Magdo temsilcisi olan bu safkanı Deniz Yıldız'dan kuponlara ilave edeceğiz. Bir Vefa İbrahim Aracı'nın safkanı arkadaşlar. Yani buraya kadar getirmiş bu safkanı. Bu safkandan bayağı bir şeyler bekliyor. Performans olarak, çalışma olarak da bayağı iyi durumda. Daha sonra 9 nolu Rüzgar Ağam, bir Luxor temsilcisi Mehmet Akyavuz'dan yazılması gereken bir diğer isim. Hazırlık olarak da bayağı iyi. Ve son olarak da 10 nolu Storm Falcon, bir Taliban temsilcisi olan bu safkanda Uğur Temur'la yazılması gereken bir diğer isim olur. 3, 1, 7, 9 ve 10 nolu safkanlar benim burada size yazmanızı önerdiğim safkanlar. Ama biraz daha tehlikeli at derseniz, şurada en azından bir performans olarak baktığımız iki tane safkan var arkadaşlar. Ama çim performansları yok. Bakarsanız bugün en azından orijin olarak da çimlere de yatkın aslında, ama bu safkanlar genelde kum koşmuş, kumda da başarılı olmuş. Yani eğer ilave edecek yeriniz varsa da bu 12 nolu After Tulip ve 13 nolu Barikat'tan da bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Birer çarpı da yeriniz, imkanınız varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu safkanın genel performansları bayağı iyi ama çim koşmamışlar. Ama orijinlere baktığınız zaman her ikisinde çim koşması gerekir arkadaşlar. Artık bakarsınız çimde daha farklı, daha iyi yarışlar sergilebilir. O yüzden 12 nolu ve 13 nolu safkanları da tercihleyebilirsiniz arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde kısa vade 9, Çukurova Gaziler Cemiyeti yarışı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 7 safkan kayıtlı burada da. Benim burada size önereceğim safkan bu yıl gerçekten çok iyi bir performans yakalan, yani Kocaeli'de ekseritli
Hani üst üste rahat yarışlar kazanan bir 4 nolu Moria yine çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Mehmet Akyavuz da benim öncelikli yazılması gereken isim. Tabii burada bir nolu Fire of Ward var. Bir hakim temsilcisi. Ayhan Kurşun da bu safkan için zaten buraya geldi. Bu safkan da Adana kumunu çok seviyor. Geçen yıl gördüğünüz yani bayağı iyi yarışlar, performanslar çıkaran bir safkan. Bence bu safkanda 4 nolu safkanın en ciddi rakibi olma konumunda. Muhakkak kuponlara bu 4 ile 1'i ayrım yapmadan yazım. Ama tek atmaya kalkarsanız benim tercihim 4'ten yana, Bonilla'dan yana. Ha, tabii 1 nolu safkanda kötü performansı yok. Bayağı iyi rakiplerle koşuyor çünkü. 4-1'i yazacağız arkadaşlar. Eğer bir at daha yazma imkanınız varsa, idmanlarını ben pek beğenmedim ama kalite bir isim olan altın olan Trilya'yı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar Müslüm Çelik ile. Günün 8. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 16 2000 metrelik çim yarışına geldiğimizde burada da yine 15 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Ama ben burada bir safkanı diğer rakiplerinden bayağı bir farklı gördüm. O yüzden ben size burada günün bankosu olarak 2 nolu Rex Müslüm Çelik ile sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Bir Wind River Wind temsilcisi. Anne de zaten Rococo'nun bütün tayları yani grup koşmuş, kısa vade koşmuş taylar vermiş bu Rococo. Ben de bu safkanı zaten Rococo'da bir distant relatif tayı. Distant relatif kim diyeceksiniz şimdi? Distant relatif de Luxor'un babası arkadaşlar. En azından bazı arkadaşlar soruyor ya orijin biliyor musun, bilmiyor musun? Benim bildiğim de bu kadar işte. Ama daha da kökene giderim yani. Ayıp ettiniz. Yani o yönden benim sıkıntım yok. Distant relatifin kimlere tay verdiğini, kimlere vermediğini hepsini ayrı ayrı söylerim yani. Kimler var? Örneğin bir Hayri Baba bile şeyden geliyor. Distant relatif tayı, bir Luxor öyle Yavuz Star Gazi kazanan bu bile Distant relatif tayı. Rococo aynı şekilde Distant Flight bunlar hep kalite safkanlar. Demek ki hepsi de oradan gelme bir safkanlar arkadaşlar. Neyse bu kadar bilgi yeter arkadaşlar. İki nolu safkan tek onu söyleyeyim. Beşinci ayak için. Geldik günün son koşusuna. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 2000 metrelik çim yarışında. Burada yine kalabalık 15 safkan, 2 ve 9, 4 nolu safkanlar ekürü, 10 ve 15 nolu safkanlar da ekürü. Burada da her türlü sonuca açık bir yarış. Ben öncelikli olarak bir altın nolu Suka'ya önereceğim arkadaşlar. Hazırlıklarını ben çok beğendim. Bir koşan Efetay'ı, bu Çelik kardeş de koşacak olan bu safkan bence ilk safkan olarak yazılmalı. Ha ben sığınma limanı ararsam ben bu altın nolu Suka'ya sığınabilirim. Bir liman olarak da görebilirim arkadaşlar. Bugün ben bu safkandan çünkü çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Ama tabii zor bir yarış, kalabalık bir yarış. Kimler yazabilir burada? 10 nolu Palas Ali, bir Kırman temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la yine hazırlıklarıyla kuponlara yazılır. Daha sonra 8 nolu Darius, bir Gobak Bey'in iyi temsilcisi Emrah Sincan'la yine kuponlarda yazılması gereken isim. Daha sonra 3 nolu bir Mavi Ateş koşuyor. Mert Ali Solmaz ile bu safkanın da performans olarak hazırlık olarak da iyi. Ve son olarak da 5 nolu Çıkmaz oğlu. Bu pistlerde yazılması gereken bir diğer isim olacak. Zor bir yarış dediğim gibi ama kazanılmayacak bir yarış da değil arkadaşlar. Bunu da en azından göz önüne alalım. Yani bir şeyi kafamızda zorlaştırırsak inanın 3 at koşsa bile o oyunu yapamayız. Kafamız en azından relax olsun. Yani son koşu kısaca 6, 10, 8, 3 ve 5 nolu safkanları yazacağız. Benim eskiden bir taktiğim vardı. Halen de bazen yaparım. Hani oyun oynadığım zaman hiç altından bir tek çıkaramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsam iki tane en kalabalık yarışı hedef yapardım. İki tane tek atardım. İkisinden de birer tane tek atardım. Yani tuttuğum safkanları. Şansıma gelirse o şekilde tutarım. Çünkü neden yapıyorum? Şimdi 15 at koşarsa orada genelde kaç tane at yazacağım? 5 tane, 6 tane at yazacağım veya 7 tane at yazacağım. Ama oraya tek geçersem ne olur? 10 at olan yere 5 at yazarsam orada yakalama şansım daha yüksek. O zaman ne oluyor? Matematiksel olarak İki tane teke kalmış olurum. İki tek oturursa altılıyı yakalamış olurum arkadaşlar. Yani bu hesaba göre gidiyorum. Genelde bu şekilde yakaladığım da çok oldu. Hani ben eğer hiçbir şey yapamıyorsanız bu kalabalık yarışta tek arayın arkadaşlar. Yani en azından tuttuğunuz safkayı yazın. Gelir veya gelmez. Ama illa favori olması şart değil. Tuttuğunuz atı yazın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.